en büyük düşmanımız bir zaman hazretlerinde ifade ettiği gibi cehalet. Sünnet-i seniye bir nurdur. Üstadımızın bahsettiği cihetle öyle bir nur ki ona yapışan kurtulur. Ya Resulallah ya kaleyi fethederim ya geri gelmem dedi. Demek ki bir kimse Cenab-ı Hakk'ın esmasına ne kadar hizmet ediyorsa hayatı o kadar kıymetlenir. Bir de lebbeyk Allahümme lebbeyk. Hep beraber Allah'ın emrindeyiz. Emrindeyiz demek. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala rasulina Muhammedin salavat. Şualar bir mecmuasından 7. şuadan okuyacağız. Konumuz sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun <laughs> sıdkı, sadıkiyeti ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sıdkının peygamberliğine çok büyük bir delil olması. Burada 7. şuada diyor ki biz en evvel bu fevkalade zatın aleyhissalatü vesselam bir derece kıymetini ve sözlerinin hakkaniyetini ve ihbaratının doğruluğunu bilmeliyiz. Sonra halikimizi ondan sormalıyız diyerek tahariye başladı. Bulduğu hassiz kat'i delillerden burada yalnız dokuz küllisine bir kısa işaret edilecek. Birincisi bu zat aleyhissalatü vesselam hatta düşmanlarının tasdikiyle dahi bütün güzel huyların ve hasletlerin bulunması bu zat aleyhissalatü da, düşmanlarının dahi tasdikiyle bütün güzel huy ve hasletlerin bulunması ve şakkal kamer ay yarıldı ve ve ma rameyte iz rameyte velakinnallaha rama attığın zaman sen atmadın, Allah attı. Ayetlerinin sarahatiyle bir parmağının işaretiyle kamer iki parça olması ve bir avucuyla adasının üzerine attığı az bir toprak umum o ordunun gözlerine girmesiyle kaçmaları ve susuz kalmış kendi ordusuna beş parmağından kevser gibi akan suyu kifayet derecesinde içirmesi Bunun gibi nakli ile ve bir kısmı tevatürle yüzer mucizatının onun elinde zahir olmasıdır. Bu mucizattan 300'den ziyade bir kısmı 19. mektup olan Mucizat Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam namındaki harika ve kerametli bir risalede kat'i delilleriyle beraber beyan edildiğinden onları ona havale ederek dedi ki bu kadar ahlak-ı hasene ve kemalat ile beraber bu kadar mucizatı bahiresi bulunan bir zat aleyhissalatü vesselam elbette en doğru sözüdür. Ahlaksızların işi olan hileye, yalana, yanlışa tenezzül etmesi kabil değildir. Bu birinci okuduğumuz maddede sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü vesselamın kendi zatından ve güzel ahlakından ve mucizelerinden bahsediyor. İçiçe o kadar çok maddeler var ki hepsi topyekün tek bir madde olarak düşünüldüğünde ne kadar kuvvetli bir delildir anlaşılır. Bir defa sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Allah'ın tasdikiyle nedir? Kur'an'ın haber vermesiyle Allah'ın Resulüdür. Muhammedur Resulullah. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın Resulüdür. Onun hayatı boyunca gerek peygamberliğinden önce gerek peygamberliği sırasında Hayatının sonuna kadar ortaya koymuş olduğu bütün güzel huylar, hasletler, davranışlar onun ne kadar büyük bir peygamber, hak bir peygamber olduğunun en açık delilleridir. Ve mucize konusunda mucize Allah tarafından peygamber olarak gönderdiği kullarına tasdik manasında ihsan ettiği harikulade hallerdir. Allah tarafından Peygamber olarak gönderilen insanlara onların peygamberliğini tescilleyen, doğrulayan birer harika olaydır. Burada örneklerde olduğu gibi sevgili peygamberimizin bir parmağının işaretiyle Şakkı Kamer mucizesi dediğimiz o harika hadisenin hukuku ve susuz kalmış ordusuna parmaklarından akan suyla su içirmesi ve düşmana bir avuç toprak attığında her bir düşman askerinin gözüne dolmasıyla kaçmaları ve bunlar gibi daha nice mucizeler gösteriyor ki bu zat doğru sözüdür. Bu zatın sözleri haktır ve gerçektir. Bu zat aleyhissalatü vesselam gerçekten Allah'ın bir Resulüdür, peygamberidir. İkincisi, elinde bu kainat sahibinin bir fermanı bulunduğu ve o fermanı her asırda 300 milyondan ziyade insanların kabul ve tasdik ettikleri o ferman olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın yedi vecihle harika olmasıdır. Ve bu Kur'an'ın kırk vecihle mucize olduğunu ve kainat halikinin sözü bulunduğunu kuvvetli delilleriyle beraber 25. söz ve mucizatı Kur'aniye namlarındaki Risale-i Nur'un bir güneş olan meşhur bir risalede tafsilen beyan edildiğinden onu ona havale ederek dedi. Böyle aynı hak ve hakikat bir fermanın tercümanı ve tebliğ edicisi bizzat da ve vesselam fermana cinayet ve ferman sahibine hıyanet hükmünde olan yalan olamaz ve bulunamaz. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah, Kelamullah dediğimiz, Mushaf-ı Şerif dediğimiz, Kur'an-ı Beyan dediğimiz Kur'an-ı Kerim'i göndermiş. Kur'an-ı Kerim nedir? Ezeli bir hitaptır. Peygamberin eline verilmiş. Bu ferman-ı ilahi sevgili Peygamberimizin hak peygamber olduğunun en büyük bir göstergesidir. Çünkü Kur'an en büyük mucizedir. Bütün evvelki semavi kitaplar ve suhuflar belli bir dönem içerisinde, belli bir devre hitap ederek nazil oldukları halde Kur'an-ı Zümüşşen kıyamete kadar baki olacak ezeli ve ebedi bir kelamdır. Ve sevgili peygamberimiz elbette ki bu kelamın içerdiği bilgiler doğrultusunda hareket etmiştir. Bu Kur'an'ın sözlerine muhalif hiçbir söz sarf etmemiştir. Estağfurullah. İn illa vahyun yuha. Onun söyledikleri Necm suresinde geçiyor değil mi Bu ayet. Vahiyden başka bir şey değildir. Kur'an bizzat vahidir. Sevgili Peygamberimizin sözleri de vahye istinad eder, ona dayanır. O cihetle nedir? Bütün hadis-i şerifler hak sözlerdir, hak kelamlardır. Üçüncüsü, o zat aleyhissalatü vesselam öyle bir şeriat ve bir İslamiyet ve bir ubudiyet ve bir dua ve bir davet ve bir iman ile meydana çıkmış ki onların ne misli var ve ne de olur. Ve onlardan daha mükemmel ne bulunmuş ve ne de bulunur. Çünkü ümmi bir zatta aleyhissalatü vesselam zuhur eden o şeriat 14 asrı ve nevi beşerin humsunu Adilane, vakkaniyet üzere ve müdakkikane hassiz kanunları idare etmesi emsal kabul etmez bir halettir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam ortaya çıktı. Elinde Kur'an-ı Kerim gibi bir Allah kelamı, yüce bir mukaddes kitap var. Ve bu kitabın içerisinde kanunlar, nizamnameler manzumesi var. Şahsi hayatımızdan aile hayatımıza, toplum hayatımıza, siyasi hayatımıza kadar her alanı etkileyen kurallar, kaideler, esaslar var. Biz buna temelde ne diyoruz? Şeriat-ı İslamiye diyoruz. Kur'an'ın hükümlerine, ahkamına şeriat-ı İslamiye diyoruz. İşte bu İslami şeriatla ortaya çıkan sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, kendi zamanındaki toplumun sıkıntılarına, problemlerine çözüm ortaya koyabildiği gibi, asırlar boyunca da gerek Kur'an'dan, gerek hadislerden istifadeyle, İslam alimlerinin ortaya koymuş oldukları Çözüm önerileri hep ne olmuştur? Merhem olmuştur, çare-i necat olmuştur, insanların problemlerini, sıkıntılarını ortadan kaldırmıştır. Hala da İslamiyet insanlara derman olmaya devam etmektedir. Her ne kadar bir kısım gizli güçler, şer odakları İslamiyet'i terörle, Müslümanları teröristlerle eş değer göstermeye çalışsa da Allah'ın izniyle muvaffak olamayacaklar. İslamiyet'in ne kadar bir selamet dini olduğu, barış dini olduğu, huzura ve saadete vesile olduğu asırlar önce nasıl ki güneş gibi ortaya çıktı, yine güneş gibi parlak bu şekilde ortaya çıkmaya devam edecek. Güneşi üflemekle söndürebilir miyiz? Elbette hiç kimsenin güneş gibi parlak olan Kur'an hakikatlerini söndürme gücü yetmez. Yetmeyecektir. O cihetle müsterih olalım, ümit var olalım, geleceğe karşı karamsar bakmayalım. Dördüncüsü, enbiyaların icma'ı. Nasıl ki vücut ve vahdaniyet ilahiye gayet kuvvetli bir delildir. Öyle de bu zatın aleyhissalatü doğruluğuna ve risaletine gayet sağlam bir şehadettir. Çünkü Enbiya Aleyhisselam'ın doğruluklarına ve peygamber olmalarına medar olan ne kadar kutsi sıfatlar ve mucizeler ve vazifeler varsa o zat Aleyhisselatü Vesselam'da en ileride olduğu tarihçe musattaktır. Demek onlar nasıl ki lisanın kal ile, Tevrat, İncil, Zebur ve Suhuflarında bu zat Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğini haber verip insanlara beşaret vermişler ki kütübü mukaddesinin o beşaretli işaretinden 20'den fazla ve pek zahir kısmı 19. mektupta güzelce beyan ve ispat edilmiş. Öyle de lisan-ı halleriyle yani nübüvvetleriyle ve mucizeleriyle kendi mesleklerinde ve vazifelerinde en ileri ve en mükemmel olan bu zat sallallahu ve sellem tasdik edip davasını imza ediyorlar. Ve lisan-ı kal ve icma ile vahdaniyete delalet ettikleri gibi lisan-ı hal ile ve ittifak ile de bu zatın adı sat ve salam sadıkiyetine şehadet ediyorlar diye anladı. İlk peygamber ve ilk insan Hz. Adem'den sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü ve kadar binlerce peygamber gelip geçmiş. Nübüvvet zincirinin ilk halkasını Hz. Adem, son halkasını sevgili peygamberimiz teşkil etmiş. Ve Hz. Adem'le başlayan tevhid inancının bayrak gibi dalgalanması sevgili peygamberimizle en kamil mertebede en yüksek zirveye ulaşmış. Ve bu yüce peygamber aleyhissalatü vesselam demiş ki La ilahe illallah deyiniz kurtulunuz. Aynı çağrıyı bütün peygamberler yapmış mı? Bütün peygamber aynı çağrıyı yapmış. Peki bu geçmiş bütün peygamberlerin davalarını ispat eden gösterdikleri bütün mucizeler, ortaya koydukları bütün güzel ahlak esasları, ve insanlar tarafından kabul görmeleri, kendileri için ne kadar delil oluyorsa aynı sözü söyleyen ve aynı sözü yücelten sevgili Peygamberimiz Asad ve Vesselam içinde o peygamberlere delil teşkil eden hususlar aynı şekilde sevgili Peygamberimizin de peygamberliğine, hak peygamberi olduğuna, sadıkiyetine birer delil teşkil ediyor. Bu önemli bir husus. ispatta ittifak vardır. Nefide inkarda ittifak yoktur. İspat eden, Allah'ın varlığını bildiğini ispat eden bütün peygamberler adeta aynı mektubun altına imza atmış gibidir. Aynı kararnamenin altına imza atmış gibidir. Ama inkar edenlerin inkar tarzları, inkar ettikleri husus, inkara yeltendikleri nokta hep birbirinden farklıdır. Birbirlerine muhalefet ederler. Zahiren hepsi inkar eder ama Hakikat hepsi birbirinden farklıdır. İsteyen Avrupa filozoflarının fikirlerini açıp okuyabilir. Tavsiye etmiyoruz ama batıl fikirleri. Hepsi birbirinden farklıdır. Hepsi farklı noktadan sapıtmış, haktan sapmış. Ama inkar bu şekilde birbirinden muhtelifken, ispatta ise ittifak vardır, ittihat vardır. Aynı noktaya parmak basmak vardır. Aynı düşüncenin, aynı hak davanın altına imza koymak vardır. O yüzden güneş gibi parlak şu hakikatler Adem peygamber zamanında nasıl ki gün yüzüne çıkmıştır. Sevgili peygamberimiz vesilesiyle en yüksek derecede, en yüksek perdeden haykırılmıştır. Günümüzde de şu Kur'an hakikatleri yine aynı şekilde gün yüzüne çıkmaya devam edecektir. Çünkü hakikat bütünüyle ne yapılmaz, imha edilemez. Hakikat ancak belli bir süre perdelenir, belli bir süre belki gölgelenir ama hiçbir zaman hakikati ortadan kaldıramazsınız. Örnek vereyim. Ölüm bir hakikattır. Mevt, ölüm herkesin başına gelebilecek ve gelen bir hakikattır. Haydi kimin gücü yetiyorsa bu ölüm hakikatını değiştirsin. Değil mi? Kaldırsın bakalım bu ölümü. Kabir kapısını kapatsın gücü yetiyorsa. Bütün peygamberler demişler ki İnsan için ölüm diye bir hakikat var. Ölümden sonra bir hayat var. Öyleyse dünyaya geldik. Ölüm ve ölümden sonrası için hazırlık yapmak durumundayız. Bu konuda bile bakın bütün peygamberlerin, evliya'ların, alimlerin, asfiyaların hepsinin ittifakı söz konusudur. Evet, beşincisi. Hz. Ata'sat ve selamın düsturlarıyla ve terbiyesi ve tebaiyetiyle ve arkasından gitmeleriyle hakka, hakikata, kemalata, keramata, keşfiyata, müşahedata yetişen binlerle evliya, vahdaniyete delalet ettikleri gibi üstadlar olan bu zat aleyhissalatü vesselamın sadıkiyetine ve risaletine icma ve ittifakla şehadet ediyorlar. Ve alemin gaybtan verdiği haberlerin bir kısmını nuru velayetle müşahede etmeleri ve umumunu nuru iman ile ya ilmel yakin veya aynel yakin veya hakkal yakin suretinde itikat ve tasdik etmeleri üstadlar olan bu zat ve vesselamın derece hakkaniyet ve sadıkiyetini güneş gibi gösterdiğini gördü. Evliya dediğimiz insanlar Allah'ın veli kulları, Allah'ın sevgili kulları, iman, ubudiyet ve salih amelle Kurbiyeti ilahiye noktasında Allah'a yaklaşan veli kullar, sevgili insanlar. Bu Allah'ın sevgili insanları, kulları hangi hocanın tedrisatından geçerek acaba bu makam eleşmişler? Hocaları kim? Terbiye edicileri kim? Ders veren muallimleri kim? İşte o hocayı kainat dediğimiz Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Selam verdiği ders ile ortaya koyduğu terbiye usulleriyle her asırda öyle insanlar yetiştirmiş ki biz bunlar ne diyoruz? Evliya diyoruz değil mi? Bakınız Bediüzzaman Hazretleri Mucizat Ahmediye Risalesi'nin 13. reşasında diyor ki o Şems-i Hidayet'ten aldıkları feyiz ile Şems-i Hidayet, Hidayet Güneş olan sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın feyiziyle çiçek açmışlar. Ebu Hanifeler, Şafiler, Ebu Bayezid Bestamiler, Şahı Geylaniler, Şahı Nakşibentler, İmamı Gazaliler, İmamı Rabbaniler gibi milyonlar münevver meyveler vermişler. Her asır bakın bir gül bahçesi gibi, bir çiçek tarlası gibi adeta çiçek açmış, sümbüllenmiş, filiz vermiş, meyve vermiş. Peygamber Efendimiz ve Sam rehberliğinde bunlar oluyor. Hocalığında bunlar gerçekleşiyor. Muallimliğinde bunlar ortaya çıkıyor. Öyleyse ürün bu kadar sağlamsa o ürünü ortaya çıkarken muallim, muallim de hoca da nedir? Hakikatlardır, hakikatlidir. Ürünün sahiciliği, ürünün sağlamlığı hocasının da sağlamlığına, doğruluğuna delalet eder değil mi? O yüzden diyoruz ki her asırda yetişen alimler, evliyalar, asfiyalar Peygamber Efendimizin hak peygamber olduğunun açık birer delildir. Yedincisi, Al ve Asap namında ve Nevi Beşer'in Enbiya'dan sonra feraset ve dirayet ve kemalatla en meşhuru ve en muhteremi ve en namdarı ve en dindarı ve en yüksek nazırlı en yüksek nazarlığı tayife-i azimesi kemal merakla ve gayet dikkat ve nihayet ciddiyetle bu zat aleyhissalatü vesselamın bütün gizli ve aşıkar hallerini ve fikirlerini ve vaziyetlerini taharri ve teftiş ve tetkik etmeler neticesinde bu zat aleyhissalatü vesselamın dünyada en sadık ve en yüksek ve en haklı ve hakikatli olduğuna ittifakla ve icmayla sarsılmaz tasdikleri ve kuvvetli imanları güneşin ziyasına delalet eden gündüz gibi bir delildir diye anladı. Al ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü yetiştirdiği sahabe nesli var. Dünyada eşi benzeri olmayan bir nesil. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisinden yapışsanız felaha elersiniz, kurtuluşa erersiniz diye buyurduğu sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu zatlar çok kıymetli insanlar. Bunlar gibi toplumda öne çıkan daha kaliteli başka insan topluluğu, cemaati tanımıyoruz. İşte bu zatların bu derece yüksek mertebede hem de cahiliye toplumun içerisindeyken, karanlıklar içerisindeyken, bedevillikler içerisindeyken, vahşiyetler, vahşetler içerisindeyken Peygamber Efendimizin terbiyesinde, rehberliğinde, hocalığında, muallimliğinde öyle yüksek ahlak sahibi, yüksek seciyeli birer kıymetli, değer insanlar olmaları gösteriyor ki o zat hak peygamberdir. Sekizincisi, bu kainat nasıl ki kendini icat ve idare ve tertip eden ve tasvir ve takdir ve tedbir ile bir saray gibi, bir kitap gibi, bir sergi gibi, bir temaşagah gibi tasarruf eden saniyine ve kadibine ve nakkaşına delalet eder. Öyle de kainatın hıkatindeki makası da ilahiyeyi bilecek ve bildirecek ve tahavvülatındaki Rabbani hikmetlerini talim edecek ve vazifedaran harekatındaki neticelere ders verecek ve mahiyetindeki kıymeti ve içindeki mevcudatın kemalatını ilan edecek ve o kitab-ı kebirin manalarını ifade edecek bir yüksek dellal, bir doğru keşaf, bir muhakkik üstad, bir sadık muallim istediği ve iktiza ettiği ve her herhalde bulunmasına delalet ettiği cihetle. Şimdi dünya ve içinde bulunduğumuz şu koca kainat, Allah'ın bir sarayı, bir misafirhanesi hükmünde. Bu koca saraya alemin bir tarif ediciye ihtiyacı var. Bir muarife, bir muallime, bir rehbere ihtiyacı var. Biz dünyaya gözümüz açtık. Aklımız başına geldiğinde necisin, nereden geliyorsun ve nereye gidiyorsun sualleriyle muhatap olmaya başladık. İşte bu suallere doğru bir şekilde akıllıca ikna edici bir tarzda, istikametli bir şekilde cevap verecek bir doğru rehbere, bir yüksek dellala, bir doğru keşrafa, bir muhakkik üstada, bir sadık muallime ihtiyaç var. İşte o zat sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Dokuzuncusu, madem bu sanatlı ve hikmetli masnuatıyla kendi hünerlerini ve sanatkarlığının kemalatını teşhir etmek ve bu süslü zinetli mahlukatıyla kendini tanıttırmak ve sevdirmek ve bu lezzetli ve kıymetli hesapsız nimetleriyle kendine teşekkür ve hamd ettirmek ve bu şefkatli ve himayetli umumi terbiye ve iyaşa ile hatta ağızların en ince zevklerini ve iştihaların her nevini tatmin edecek bir surette ihzal edilen Rabbani it'amlar ve ziyafetlerle kendi rububiyetine karşı minnettarane ve müteşekkirane ve perestişkarane ibadet ettirmek ve mevsimlerin tebdili ve gece ve gündüzün tahvili ve ihtilafı gibi azametli ve haşmetli tasarrufat ve icraat ve dehşetli ve hikmetli faaliyet ve hallakiyetle kendi uluhiyetini izhar ederek o uluhiyete karşı iman ve teslim ve inkiyat ve itaat ettirmek ve her vakit iyiliği ve iyileri himaye, fenalığı ve fenaları izale ve semavi tokatlarla zalimleri ve yalancılar imha etmek cihetiyle hakkaniyet ve adaletini göstermek isteyen perde arkasında birisi var. İşte Peygamber Efendimiz ve selamı gönderen, peygamber olarak gönderen Cenab-ı Hak bir adeti, umumi bir icraatı, cari bir düsturudur ki dünya kuruldu kurulalı Cenab-ı Hak hep iyilerin yanındadır. Doğrularla beraberdir. Kötülere karşı nedir hep Cenab-ı Hak? Onların karşısındadır. Kötülerle ilgili şöyle bir nokta var ki, dünya imtihan yeri olduğu için Cenab-ı Hak zalimlere fırsat veriyor, mühlet veriyor. Suriye'deki zalim Esed. İç savaşın kaçıncı yılındayız? Dokuzuncu senesine girdik. 9 yıldır, öyle mi Alekrem abi? Evet. Suriye'de dindaşlarımız, kardeşlerimiz zulüm altında. Bak 9 senelik şu ana kadarki mühlet. İnşallah daha fazla mühlet verilmemişti. Bir an önce bu zulüm kalkar. Hmm. Mühlet veriliyor ama bu mühlet zarfında işlenen bütün suçlardan da şimdi yavaş yavaş artık azap ve ceza zamanı geliyor. Cenab-ı Hak imhal eder, asla ihmal etmez. Tekrar ediyorum. Cenab-ı Hak mühlet verir, imhal eder ama asla ihmal etmez. Ne demek bu? Her şey kayıt altında. Her şey yazılıyor. Her şey çekim yapılıyor. İtiraz hakkı olmayacak bu şekilde her şey ayan beyan ortaya dökülecek. Ama bu dünyada ama öbür dünyada. Bundan şüphemiz var mı? Allah adil mutlaktır. Allah her zaman insanlar için merhamet sahibi olmakla birlikte zalimler için, kafirler için, zındıklar için de aynı zamanda nedir? Allah kahhardır. Allah müntakimdir. Allah cebbardır. Hangi vakit, hangi usulle, ne tarzda, ne şekilde muamelede bulunacağını Allah bizden çok çok daha iyi bilir. O yüzden biz kısa aklımızda bu tür hesapları yaparken Allah korusun Allah'ın merhametine ve adaletine toz konduracak sözlere girişmeyelim. Hikmeti vardır bizim bilmediğimiz deyip bu noktada iyiler için Allah'ın nusretini isteyelim. Kötüler ve zalimler için Allah'ın yem mahşerde onları hesaba çekeceğini bilerek en ufak bir haksızlığa uğratılmayacağı şekilde bütün masumların hakkının alınmasını talep edelim. Madem ki Allah hikmet hikmeten iyilerin yanında kötülerin karşısındadır. Biz de Allah'ın bu idari sistemine uygun olarak, adetullahına uygun olarak biz de hep iyilerin yanında olacağız. Fenaların karşısında olacağız. Fenalara, kötülere, zalimlere, zındıklara, dinsizlere, kafirlere karşı bizim takınacağımız en asgari tavır kalben buğz etmektir. Elimizden geliyorsa elimizle. Dilimizden geliyorsa dilimizle düzeltmeye çalışacağız. Ama iman en düşük mertebesi diye tarif edilen kalben buğz etmeyi, Cenab-ı Hakk'ın onlar hakkında vereceği hükmün layıkıyla, adaletli bir şekilde gerçekleşeceğini düşünerek bu noktada temennimizi, duamızı etmeyi ihmal etmeyeceğiz. Elbette ve herhalde o gaybi zatın yanında en sevgili mahluku ve en doğru abdi, ve onun meskur maksatlarına tam hizmet ederek hılkât-ı kainatın tılsımını ve muammasını hal ve keşfeden ve daima o Halik'in namını hareket eden ve ondan istimdad eden ve muvaffakiyet isteyen ve onun tarafından imdada ve tevfike mazhar olan ve Muhammed-i Kureyşi Aleyhisselatü Vesselam denilen bu zat Aleyhisselatü Vesselam olacak. Evet, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir Harbi için Bedir kuyular yanına geldiğinde baktı ki 300 tane sahabesi yanında ama karşıda 1000 kişilik tam teçhizatlı düşman ordusu. Ya Rab eğer bu bir avuç Müslümanı burada helak edecek olursan yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz. Bize yardım eyle diye dua ettiğinde Allah binlerce melek göndererek Silahşör silahçı şör melekler göndererek asker kılığında düşmana karşı Cenab-ı Hak yardım etmiş ve Bedir'de büyük bir zafer ihsan eylemiştir. İşte burada iyilerin yardımcısı olan Cenab-ı Hak sevgili peygamberimiz ve sahabeden yalnız bırakmamış, kötülerin karşısında yer alan Cenab-ı Hak gönderdiği meleklerle düşmanı darmadağın etmiştir. Bunun gibi sayısız örnekler verilebilir. Buradan da anlaşılıyor ki sevgili peygamberimiz burada yardıma mazhar olduysa, inayeti ilahiye geldiyse öyleyse doğru yoldadır. İstikamet üzredir. Hak peygamberdir. Bizim için burada ciddi güzel bir ölçü var. Biz de İslami hizmetlerimizde eğer inayete mazhar oluyorsak biz de istikamet üzereyiz demektir. İnayet ilahiye devam ediyorsa istikametten sapmamışız, yolumuza doğru bu şekilde devam ediyoruz demektir. Ama inayet kesildiyse, yardım gelmiyorsa ilahi yardım, Öyleyse o zaman kendimizi sorgulama zamanı çoktan gelmiş demektir. E şu ana kadar görüyoruz ki, ahir zaman en dehşetli aslında yaşadığımız halde, şiddetli düşmanlara karşı bizler gayet ağız ve zayıf ve fakir ve kuvvetli olduğumuz halde, gayet büyük ve umumi ve kutsi bir vazife imaniye ve Kur'aniye, omuzumuza ihsan ilahi tarafından yüklenmiş. Ve bu vazifeyi layıkıyla yerine getirebilecek Mededi, imdadı, inayeti de Cenab-ı Hak bizden eksik etmiyor. Öyleyse biz doğru yolda olduğumuzu bilerek istikametle, yolumuzdan hiç şaşmadan, sabırla, metanetle, aynen sevgili peygamberimizde olduğu gibi ciddiyetle yolumuza devam edeceğiz. Cenab-ı Hak bizlere hayırlı muvaffakiyetler versin. Vatanımıza, milletimizi, memleketimizi, alem İslam'ı her türlü şer ve fitnelerden muhafaza eylesin. Toparlayacak olursak, Dedik ki, sevgili Peygamberimiz Hak Peygamber'dir. Onun Hak Peygamber olduğuna delil, doğruluğudur, sadıkiyetidir, sıddıkiyetidir. Peygamber Efendimiz'in sıdkına delil olabilecek 9 tane madde saydık. Bunların en mühimlerini şöyle bir hatırlayacak olursak, En başta dedik ki, Kur'an-ı sevgili Peygamberimizin elinde Allah kelamı olarak en büyük bir mucizedir. İkincisi, Peygamber Efendimizin güzel ahlakı ve göstermiş olduğu bütün mucizeler onun hak peygamber olduğunun açık birer göstergesidir. Ve Peygamber Efendimizin yetiştirdiği evliyalar, asfiyalar, her asırda çiçek açan o mübarek zatlar, yine sevgili peygamberimizin riyasetinde, önderliğinde, terbiyesinde yetiştiklerinden onun doğruluğunun istikametinin birer göstergesidir. Sevgili peygamberimizden önce gelen peygamberler ve onların kitapları ve sufları, sevgili peygamberimiz haber vermişler, müjdelemişler, yine onun doğruluğuna birer şahittirler. Yine sevgili peygamberimiz ve selam ortaya çıkmış, ilahi kelimetullah dava etmiş, bu uğurda yardıma, teshilata, inayete mazhar olmuş, işte bu mastar inayet olma hali, ilahi yardımın gelmesi Allah'ın sadık kulu olduğunun bir göstergesidir. Daha bunun gibi çok deliller sayılabilir. Cenab-ı Hak böylesine hak bir peygambere ümmet olduğumuzdan dolayı şükrünü bizlere eda etmeyi nasip eylesin. Ve bu uğurda her türlü gayreti, ciddiyeti göstermeyi bizlere nasip eylesin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوة من الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع